Merhaba, ben Şef Semen Öner. Size en sevdiğim patatesten, kıvırcık patatesten yapacağım şimdi. Hani şu Arby's'de olan var ya, onun gibi düşünebilirsiniz. İhtiyacımız olan malzemeler tabii ki patates. Üzerini kaplamak için de birazcık un, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber ve kırmızı biber kullanacağız. Aslında sarımsak tozu ve soğan tozu da eklemek lazım. Ancak ben o tür malzemelerden taraftar olmadığım için eklemiyorum ama siz kullanmak istiyorsanız birer çay kaşığı da onlardan ekleyebilirsiniz. Patatesleri soyacağım ve buz gibi suyun içerisine atacağım. Bunları 4 saat kadar, mümkünse bir gece suyun içinde bekletip ertesi gün kızartmanız çok çok iyi olur. Şimdi işe koyulalım. Evet, şimdi patatesi şu sihirli alete yerleştiriyorum ve başlıyorum kıvırcık yapmaya. Ve çıkar çıkmaz hemen tekrar soğuk suyun içine atıyorum. Hop! Kızartmanın temel kuralı, yağ suyu sevmez. O yüzden şunu güzelce sudan bir arındıralım. Ondan sonra da üzerinin kaplamasını yapalım. Sessiz olun. Bu kurutma işlemini yapmadan sakın devam etmeyin. Bakın ne kadar su çıktı. Tehlikeli de olur. Böyle bir salata kurutucu işinizi görür. Bunun bir de freni var. Bayılıyorum ben buna. Oxomarket.com'dan almıştım. Eğer istiyorsanız oradan alabilirsiniz bunu da. Gelelim şimdi kaplamaya. Suyun bulanıklığından nişastanın ne kadar çıktığını anlayabilirsiniz. Patatesin cinsine göre daha da bulanık, daha da kahverengiye dönük de olabilir. Bunun olması normal. Biz bu nişastanın olmasını istemiyoruz. O yüzden böyle bir 4 saat, 12 saat bekletiyoruz. Ben daha önceden hazırlamıştım. Şimdi onları kaplayıp kızartacağız. Şimdi burada 2 fincan kadar un var. Siz yapacağınız patates miktarına göre bu karışımı değiştirirsiniz. Yine 2 fincan kadar ekmek kırıntısı var. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve paprika. Ben bunu Budapeşte'den almıştım. Dünyanın en iyi paprikası Macaristan'da yapılırmış. Bunu da sonradan öğrendim. Bunları güzelce karıştırıyorum birbirine. Daha önce söylemiştim. İsterseniz sarımsak, soğan tozlarından da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun içine kuruladığım patatesleri atıp güzelce kaplıyorum. Her taraflarına bulanmasını sağlayacağım. Yağı hazırlamıştım daha önce. İçinde bir derece var. Dikkatinizi çekmiştir belki. Yağ şu anda 190 derecede. 190'ı geçmeyin. Dikkatlice patatesleri içine bırakın. Evet, kıvırcıklarım hazır. Azıcık da ketçap şöyle. Bakalım nasıl olmuş. Yiyorum. Dur bakayım şöyle en kıvırcığından. Yiyorum. Yedim. Çok güzel. Çok güzel oldu. Umarım siz de yaparsınız. Beğenirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.